şu çok net yani HOPA şimdiye kadar hiçbir hükümet tarafından desteklenen bir projeye ya da HOPA kendi varlığını böyle ortaya çıkarmış bir ilçe değil. HOPA kendi potansiyeliyle, kendi dinamikleriyle, kendi yaşamıyla, kendi kültürüyle, kendi insanlarıyla HOPA olmuş durumda. Dışarıdan bir destekle, dışarıdan başka bir şeyle, biz size şunu verelim, siz bize bunu verelim pazarlığıyla oluşmuş bir kültür değil burası. Burası böyle bir şehir değil. Dolayısıyla HOPA'nın en önemli, en aslında değerli şeyi kendi kültürü, kendi insanı, kendi potansiyeli. Buradaki turizm potansiyeli, insan potansiyeli, doğanın potansiyeli. Bütün bunlar, işte kadınların potansiyeli, çocukların potansiyeli, kültürü, müziği. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman HOPA ortaya çıkıyor. Dolayısıyla HOPA'da siz ne yaparsanız yapın, olumsuz anlamda ne yaparsanız yapın, HOPA bir şekilde kendini var etmeye, bir mücadelelerin içerisinde olmaya, hem kendini yeniden yaratmaya, hem de kendini yeniden şekillendirmeye, bu mücadeleyi devamlı sürdürmeye devam edecek. Biz de burada elimizden geldiğince bu mücadeleyi HOPA halkıyla beraber vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Gerçekten de HOPA çok özel bir yer. Tabii ki tüm şehirlerin dinamikleri birbirinden çok farklıdır. Daha veriye dayalı bir süreç yürütmek gerektiğini düşündüğümüz için bölgedeki üniversitelerimizden destek alarak Karadeniz Teknik Üniversitesi ile birlikte bir analitik etüt yapıyoruz şu anda HOPA'da. 33 tane öğrenci ve 4 tane öğretim görevlisi geçtiğimiz haftalarda HOPA'da geldiler ve bazı araştırmalar yaptılar. Bütün sokak sokak, mahalle mahalle anketler yaptılar. Onların o verilerin sonuçlarını şimdi bir taraftan bekliyoruz. Anketlerden çıkacak olan sonuçları bir taraftan bekliyoruz. Çünkü sadece HOPA'nın merkezinde yaşayan, sadece görünür kısımda yaşayan insanların değil, aslında HOPA'nın her alanında, her bölgesinde yaşayan, her mahallesinde yaşayan herkesin fikrini alarak bir yol haritası belirlemeye çalışıyoruz. Seçimden bu yana 6 aylık bir süreç geçti. Acil, hızlı olarak yapmamız gereken çalışmalar vardı. Anlık müdahale etmemiz gereken şeyler vardı. Onları tamamladık. Tabii belediyecilik anlamında yapmamız gereken, işte insanların, vatandaşların istediği, HOPA'lıların istediği birçok sorun var HOPA'da. Yollarla ilgili sorunlarımız var, kaldırımlarla ilgili sorunlarımız var, binayla, imarla ilgili sorunlarımız var. Bunları süreç içerisinde insanları dinleyerek çözmeye çalışıyoruz. Bu tür süreçler yürütmeye çalışıyoruz. Fiziksel yapı açısından çöpe ilişkin, tır sorununa ilişkin sorunlar var. Parklarımızın, bahçelerimizin durumları maalesef çok bakıma muhtaç durumdaydı. Onları yavaş yavaş ilerletmeye başlıyoruz. Dolayısıyla önümüze koyduğumuz, planladığımız şehrin fiziksel yapısına, görünüşüne, imarına ilişkin süreçler hızlıca yürüyor. Bu 6 aylık süreçte belediyenin organizasyonuna ilişkin süreçte yürüttük ki biz yaptığımız şeyin biraz kalıcı olmasını istiyoruz. Yani sadece gidip bir alanda bir yeri düzeltmek değil, onun sistemli olarak kontrol edilmesini de sağlamak. Burada belediyede çalışan personelin bu anlamda sorumluluk hissetmesini, görev tanımlarının yeniden oluşturulmasını, organizasyon şemasının yeniden oluşturulması üzerine çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Bir iki tane atamamızdan sonra organizasyon yapısı tamamlanmış olacak ve kendi kendine işleyen bir belediye, herkesin kendi sorumluluğunu bildiği ve görevini düzgün bir şekilde yaptığı bir organizasyon elde etmeye çalışıyoruz. Bu tamamlanmak üzere. Kültürel anlamda da çok zengin bir yer burası. Çünkü farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir alan. Dolayısıyla bu kültürlerin meydana getirdiği, ortaya çıkardığı bu ürünlerin ya da bu sosyal yaşamın biraz daha hareketlenmesi açısından desteklemek ve buradaki sanatçıların biraz daha faal olmaları açısından, belediye açısından yapabileceğimiz ne varsa bunları biraz ilerletmeye çalışıyoruz. En büyük sorunlardan bir tanesi mekan sorunları. Maalesef HOPA'da nitelikli bir tiyatro salonumuz yok. Belediyenin bu anlamda bir tesisi yok. Ya da bir kültür merkezi anlamında nitelikli alanlarımız yok, sahnelerimiz yok. Bunların bir an önce olması için çaba sarf ediyoruz. Projelerimizi hazırladık, yerini hazırladık. Finansmanla ilişkin şimdi süreçleri yürütüyoruz. Dolayısıyla bu tür kültürün oluşması, sosyal alanların oluşması açısından fiziki düzenlemelere ihtiyaç var. Biz de HOPA'da hem sanatçıların katılımıyla, insanların, vatandaşların, HOPA'lıların katılımıyla bu tür alanları
nasıl üretebiliriz? Bunlara bakıyoruz bu taraftan. Hopa turizm açısından önemli ve değerli bir yer. Dolayısıyla Hopa'daki kimse turizme ilişkin böyle bir olumsuz bir düşünce de değil açıkçası. Can Kurtaran'da Reşit Kibar'ın öldürülmesi konusundaki mesele bir turizm meselesi değildi, bir maden meselesiydi. Temelinde bir maden vardı. Aynı bölge daha önceden maden sahası olarak ilan edilmiş, taş ocağı olarak çalıştırılmak istenmiş ve köylülerin karşı duruşuyla beraber iptal edilmişti. Ama sonrasında orası aynı bölge yine aynı kişilere turizm alanı olarak verilmeye çalışıldı. Dolayısıyla bunun altında bir başka bir şeyin olduğunu buradaki herkes zaten biliyordu. Bu direniş aslında bir turizme karşı bir direniş değildi, bir madene karşı ve bir maden aramacılığı, madenciliğe karşı yapılmış bir, o bölgedeki özellikle bir karşı duruştu. Firma yetkilisi tarafından oradaki vatandaşın üzerine, oradaki köylülerin üzerine ateş açıldı ve maalesef bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Burada gerçekten de burada bir karşıya gelme meselesi var ama Hopa'nın şu anda %86'sı maden sahası olarak ilan edilmiş durumda. Ve bunun dışında turizm alanları da var tabii ki. Dolayısıyla aslında oradaki karşı çıkışın temelinde bizim nefes aldığımız, Hopalıların, Borçkalıların, orada yaşayanların nefes aldığı bir ormanlık bölgede bu faaliyetlerin yapılmasıyla beraber oradaki doğal hayatın yok olması, ağaçların kesilmesi anlamına geleceği için bir karşı duruştu. Bu karşı duruş Hopa'da yıllardır var. Ta ki Metin Lokumcu'nun HES'lere karşı duruşu ve yoğun gaz kullanımı nedeniyle öldürülmesi konusunda olduğu gibi öncesinde ve sonrasında da bu mücadele Hopa'da devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek. Biz de Hopa Belediyesi olarak buradaki doğaya zarar verecek olan, bizim yaşam alanlarımıza zarar verecek olan bu tür çalışmaların karşısında duracağız. Benzer güncel bir konu var. Arhevi Hopa sınırında bizim de bir köyümüzü içine alan bir maden sahası ilan edilmiş durumda. Biz geçtiğimiz hafta bununla ilgili bir dava süreci başlattık. İhalenin iptal edilmesine yönelik bir süreç başlattık. Cengiz Holding tarafından şu anda oranın ruhsatı alınmış durumda ve çalışmalar başlamadan önce biz oradaki bu ihalenin iptal edilmesi yönünde buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bir süreç yürütüyoruz, çalışma yürütüyoruz. Burada turizme kimse karşı değil ama turizme nasıl bir turizm yapılmak istendiği çok önemli. Yani doğaya zarar verecek, sadece insanların gelip gideceği ve buradaki doğayı, kültürü, kültüre zarar verecek bir turizm burada istemiyoruz. Burada nitelikli bir turizm olmasını istiyoruz. Bu yönde bir çalışma yürütüyoruz aslında. Daha çok ekolojik turizm dediğimiz, doğal turizm dediğimiz alanlar aslında kullanılmalı diye düşünüyoruz ve buranın kültürüne, doğasına zarar vermeyen bir turizm şekli için biz burada çalışıyoruz. Tabii ki sokakta çok fazla sokak köpeğinin olması vatandaşlar açısından bir sorun olarak görülüyor. Gerçekten de sorun. Çünkü bazı saldırgan davranışlı olan sokak hayvanları, sokak köpekleri var. Bunların rehabilite edilmesi gerektiği konusunda herkes hemfikir. Bunun için de belediyenin üzerine düşen bazı konular var. Bizim bir sokak hayvanları rehabilitasyon merkezimiz var, bir barınağımız var. Oranın koşullarını daha iyi hale getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Birçok sokak hayvanını, sokak köpeğini orada rehabilite edip, kısırlaştırıp, sağlıklarıyla ilgili sorunları çözmeye çalışıp tekrar sokaklarda eğer saldırgan bir durum görünmüyorsa olduğu yere bırakıyoruz. Yasa o zaman böyleydi ve böyle devam ediyorduk. Bundan sonraki süreçte yine aynı şekilde biz sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz. Bunun için bir veterinerimiz işe başlayacak çok yakın zamanda. Şu anda bir Hopa Belediyesi'nde bir veteriner yoktu. İlana çıktık onun alımıyla ilgili. Bir ekibimiz var sokak hayvanlarıyla ilgilenen, özellikle şikayet olan noktalarda bu konuyla ilgilenen. Dolayısıyla aslında biz şuna inanıyoruz. Bu sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığımız toplantılarda Hopa'daki sokak köpeklerinin sayısının kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun doğal yolları olarak yapılması, yani hepsini toplayıp bir yerde öldürmek değildir bizce çözüm. Daha önce de yapılmış ve çözülmemiş zaten, bu da çok açık netken. Burada yapılması gereken bütün sokak köpeklerinin kısırlaştırılması, aynı anda hızlıca kısırlaştırmak
Ve sonrasında da sayılarının aslında üreyemedikleri için, çoğalamadıkları için belirli bir noktada kalmasıdır bizim amaçladığımız şey. Bunun üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Yaklaşık 150 civarında köpek hopada kısırlaştırılmış durumda şu anda. Hala bu kısırlaştırma çalışmaları da devam ediyor. Dolayısıyla sayıyı kontrol altına almak, bazı saldırgan hale gelmiş olan sokak köpeklerinin rehabilite edilmesini sağlamak, insanların da bu anlamda sokak köpeklerinin aslında nedensiz saldırmayacağı bir nedeni olduğunu anlatmak ve bu konuda Hopa'daki her tarafı aslında, her iki grubu da ya da sokakta bulunan şikayetçi olanlarla sokak hayvanlarını besleyenler de çok fazla Hopa'da, çok ilgilenenler de çok fazla, bir araya getirerek ortak bir çözüm yol haritası üzerinde devam ediyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman sokak hayvanlarının öldürülmesi talimatını vermeyeceğiz. Bu anlamda bu yasanın tabii ki bazı yaptırımları var. Özellikle belediye başkanları üzerinde yaptırımları var. Ama ben kendi açımdan hiçbir sokak köpeğinin öldürülmesi anlamında bir talimatı vermeyeceğimi çok net olarak biliyorum. Bu süreci zaten biraz Türkiye'de gündem yaratmak, biraz tartışma açmak, kutuplaştırmak, sokak hayvanlarını besleyenlerle sevmeyenleri bir kutup haline getirmek, başka gündemlerde de yine aynı şekilde bunlar konuşulan ve Türkiye'nin gündeminde olan şeyler maalesef. Dolayısıyla bu çıkan yasayla birlikte de nasıl bir süreç işler, bizim de şimdiye kadar kimse bir size destek olalım sokak köpekleri açısından, bir ekonomik bir anlamda destek olalım diyen bir hükümet yetkilisiyle görüşmedik şimdiye kadar. Ama sokak hayvanlarının bu bahsettiğim yol haritasındaki kısırlaştırılmasına ilişkin sokak hayvanları dernekleri, sokak hayvanlarıyla ilgilenen kişiler tüm bu kısırlaştırma masraflarını bir kampanyayla topladılar. Yani bu kısırlaştırma faaliyetleri içerisinde belediyenin bütçesinden biz bir pay ayırmadık. Onun yerine gönüllüler tarafından toplanan, kampanyada toplanan ücretle tamamen bu hayvanlar kısırlaştırılmış durumda. Dolayısıyla bunu yapmaya devam edeceğiz. Ta ki sayıları kontrol altına alana kadar ve bütün sokak hayvanları sağlıklı bir şekilde yaşamlarının sonuna kadar Hopa'da gerek rehabilitasyon merkezinde gerek sokaklarda kimseye zarar vermeden, kimse kendileri de zarar görmeden yaşamalarını sağlamak bizim açımızdan önemli diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çok köklü bir parti öncelikle. Geçtiğimiz gün 101. Yıl dönümünü, yaş gününü kutladık. Tabii geçtiğimiz süreçler çok önemliydi. Çok iktidara yakınken seçimin kaybedilmiş olması ve bunun nedenlerinin aslında parti içinde tartışılıyor olması ve bundan sonraki süreçlerde aslında insanların talep ettiği şu anki iktidara, AK Parti'ye, hükümete bir alternatif olarak Cumhuriyet Halk Partisi kendini göstermek istiyorsa sokaktaki değişim talebi aslında partinin şu anki yönetim yapısına ilerlemiş durumda. Yani bu talep aslında sokağın bir talebi. Sokakta kiminle konuşursak aslında böyle bir değişim talebinin, partinin gençleşmesi, partide yıllardır emek vermiş tabii ki birçok insan var ama yeniden emek vermek isteyen, katılmak isteyen ya da biraz daha kapsayıcı olması, biraz daha demokratik süreçlerin ilerletilmesi açısından hem tüzükte hem de yapısal bir şekilde değişikliklere ihtiyaç olduğu çok açık ve netti zaten. Yakın dönemdeki en son seçim sonrasına kadar aslında bu süreçlerin oluşması gerektiği kendiliğinden zaten ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bu yaşanan süreçler bunun devamı niteliğinde sokağın talebini aslında şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi görüyor ve bu tür değişiklikleri kurultayla birlikte, bir tüzük kurultayla birlikte devam ettiriyor. Ben bu sürecin tabii ki tartışmalı bir süreçtir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir partidir. Biat eden bir kültüre değil. Kendi içerisinde birçok konuyu açıklıkla tartışan ve sonunda da doğru yolu bulan bir süreç işletir. Dolayısıyla bu tartışmalar, bu süreçler yaşanacak ve Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten
AK Parti'nin bir alternatifi Türkiye Cumhuriyeti'nin bundan sonraki süreçlerinde iktidarda olacak ve ilk seçimlerde bence yani erken seçim olur ya da olmaz. İlk seçimlerde iktidar hedefine ulaşacak bir parti niteliğindedir. Bunun hazırlığıdır, bunun çabasıdır. Dolayısıyla bizi nasıl etkiliyor aslında bu yenilenme süreci ya da değişim süreci diyelim. Sokakta çok olumlu karşılanıyor. Dolayısıyla biz de burada bu anlamda bizi de rahatlatan süreçler içeriyor açıkçası. Biz de yani HOPA Belediyesi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi olarak bu süreçlere katılım sağlamaya çalışıyoruz. İnsanları anlatmaya çalışıyoruz. Hedeflerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Sadece partinin yenilenmesi değil, politikalarında da yine aynı şekilde. Günümüzde biliyorsunuz insanların en büyük sorunlarından bir tanesi şu anda ekonomik sorunlar. En büyük sorun aslında ekonomik sorunlar. Emeklilerin durumu ortada, öğrencilerin, bütün aslında Türkiye'de yaşayanların ekonomik anlamda sorunları var. Dolayısıyla belediyecilik anlamında sosyal demokrat belediyecilik, sosyal belediyecilik dediğimiz süreçleri elimizden geldiğince yürütmeye çalışıyoruz. Emeklilerin desteklenmesi, öğrencilerin desteklenmesi ya da ihtiyacı olanların desteklenmesine yönelik politikalar ve çözümler üretmeye çalışıyoruz. Herhangi bir şey ne olursa olsun, yani burs verilmesi olabilir, işte ulaşımın ucuzlatılması olabilir, yemek ihtiyacı olabilir. Çocuklar şu anda okullarda, hani son dönemlerde çok açık görünüyor. Yani ilkokula giden, ortaokula giden çocuklar öğlen yemek yiyemiyorlar, yemek yiyecek para bulamıyorlar. Dolayısıyla bu anlamda projelerin üretilmesi, biraz daha bu dayanışma kültürünün belediye eliyle sosyal belediyecilik anlamında desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tam da zaten hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anki yerel yönetim politikası bunu oluşturuyor. Yeni süreçte böyle ilerliyoruz. Dolayısıyla biz uyum içerisinde şu anki bu değişim süreciyle birlikte çok daha iyi noktalara temas edileceğini ve bundan sonraki süreçte de çok daha iyi hizmetler üreteceğimizi düşünüyoruz. Yani HOPA Meydanı'nı yeniden şekillendirmek, HOPA Meydanı'nı bu anlamda yeniden tasarlamak en büyük hayalim. Yapılması gereken onun dışında dediğim gibi bir kültür merkezinin şimdiye kadar olmamış olması önemliydi. Biz bunun proje sürecini başlattık. Yani bu dönem bitene kadar HOPA'da bir kültür merkezi, nitelikli bir tiyatro sahnesi, bir sinema salonu, bir müzik atölyesi gibi alanları hızlıca yaratmak istiyoruz. En büyük hayallerimizden bir tanesi ve bunu bu dönem içerisinde başarabileceğimizi düşünüyoruz. Çok amaçlı salonlarımız yok, spor alanlarımız yok. Bunları bir an önce yapabileceğimizi, bu dönemde başlayabileceğimizi, bitirebileceğimizi düşünüyoruz. Spor alanları, yani açık hava tesislerimiz yok. Onlara şimdiden başladık bile açıkçası. Bunları yapmak istiyoruz. HOPA'da maalesef çocukların oynayacağı çocuk oyun alanları sayısı çok az. 13 tane var şu anda. Hızlıca 7 tane daha yapıp ve mevcutların da niteliklerini biraz daha iyi hale getirip hızlıca onların sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 3 tanesini yaptık. Bundan sonra da yine aynı şekilde devam edeceğiz. Dolayısıyla bizim yapmak istediğimiz, dediğim gibi, kültürel anlamda, sosyal anlamda ki o tesislerin bir an önce HOPA'da olması gerekiyor. Tabii sorunlar da var. Yani HOPA'nın temizliğine ilişkin daha sistematik çözümler üretmek gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışma yürütüyoruz. Tır meselesi HOPA'da maalesef kötü bir mesele. Yani HOPA'da konaklayan, burası bir geçiş noktası olduğu için kent yaşamıyla lojistik hareketler, tır hareketliliği maalesef düzenlenmemiş durumda. Birbiri içine geçen bir süreç var burada. Dolayısıyla tır hareketliliği, lojistik çalışmalar tabii ki olmalı şehirde. Ama onların sınırlarıyla kent yaşamı sınırları birbirinden ayrılmalı. Buna yönelik düzenlemeler şimdiden başladı bile. Park yasakları başladı. Tır parkı oluşturulması gerekiyor. Bununla ilgili süreçler yürütmeye çalışıyoruz. Bunların sonuçlarını da çok yakın zamanda hızlıca görüyor olacağız. Yani toplam olarak HOPA'nın bizim istediğimiz, yapmak istediğimiz ve aslında seçim sürecinde birçok anket yaparak, birçok görüşmeyle birlikte HOPA'da neye ihtiyaç olduğu, neye en acil ihtiyaç olduğu, sonrasında neler yapacağımıza ilişkin birçok veri topladık ve bunu bir program haline getirdik aslında. O programı bir taraftan da takip ediyoruz. Daha 6. aydayken bile hani oradaki birçok konunun %90'ının belki bir şekilde başladığını, bazılarının çözüldüğünü, bazılarının da
önümüzdeki süreçte başlayacağını biliyoruz, görüyoruz, takip ediyoruz. Dolayısıyla tüm aslında vatandaştan gelen bu anlamda ne varsa, hani kısa, orta ve uzun vade olarak bunların hepsine teker teker değiniyoruz. Bu sokak hayvanları meselesi böyle bir meseleydi, tır sorunu böyle bir meseleydi. Doğalgaz meselesi, henüz doğalgaz gelmedi HOPA'ya, yakın bir zamanda gelecek. Ona ilişkin süreçleri takip ediyoruz ve sokakların düzenlenmesi ihtiyacı var, bunları yapıyoruz. Aslında bütün Karadeniz bölgesi bazı afetlere dönem dönem maruz kalan bir bölge. Sadece HOPA'da değil, Arhavi'de de, başka yerlerde de bazı afetleri yaşıyoruz. Biz ilk geldiğimiz günden itibaren bir afet müdürlüğü belediye içerisinde kurduk. Bir afet müdürü, çok deneyimli bir afet müdürü ataması yaptık ve dedik ki yani bizim başımıza ne geliyor acaba afetlere ilişkin? Bunları sorgulamaya, bilimsel yöntemlerle sorgulamaya başladık. Artvin Çoruh Üniversitesi ile bir işbirliği içerisinde HOPA'da yaşadığımız afetler, işte örneğin 2015 yılında yaşanan sel baskını afetinin nedenlerini bilimsel yöntemlerle araştırmaya, haritalandırmaya başladık. Onun dışında ikinci bir afet türü toprak kayması ve taş düşmesi yönünden sorunlar var. Bunun nedenlerinden bir tanesi bizim bu derelere bir şekilde müdahale ediyor olmamız. HOPA'nın içerisinden geçen birçok dere var. Bu derelerin üzerinde maalesef yapılaşmalar var. Derenin akışları ve yollarına müdahale edilmiş durumda. Dolayısıyla o derelere ilişkin neler yapabiliriz, onları nasıl gün yüzüne çıkartabiliriz ve afete ilişkin adımları nasıl atabiliriz, nasıl bir yol haritamız olabilir diye bir afet eylem planı çalışması başlattık bundan yaklaşık 3 ay önce. Şimdi tamamlanmak üzere. Sadece HOPA Belediyesi'nin değil, bütün aslında kurumların içinde olduğu bir süreç yürütüyoruz. Yani bütün resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalıştay yaparak ve onlara dağıtarak, onların katılımını sağlayarak afetlere ilişkin ne tür önleyici önlemler alabiliriz? Afet anındaki yapacaklarımız nelerdir? Afet sonrasında neler yapabiliriz? İmar planlarının yeniden düzenlenmesinden afet anında kimin müdahale edileceğine kadar bu eylem planı içerisinde, HOPA Belediyesi Afet Eylem Planı içerisinde çalışılıyor olacak. Hem bir taraftan bu anlamda kendimizi eğitiyoruz, hem vatandaşlarımızla bu işbirliği yaparak halkın bu anlamda bilinçlenmesini sağlıyoruz, hem kurumların bu anlamda yeniden kendilerini değerlendirmelerini sağlıyoruz. Afet Eylem Planı sonuçları ortaya çıktıktan sonra da yaklaşık herhalde 20-30 civarında maddeyle beraber eylem adımlarımız da belli olacak. Nerede nasıl önlemler almak lazım, imar planlarını nasıl şekillendirmek lazım, nerede yerleşime izin vermek lazım, nerede vermemek lazım. Bu tür konularda özellikle bir süreç yürütmüş olacağız. Artık böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Yani ben yaptım oldu süreçleri, ben yaptım oldu deyip bir şey yapmak değil, artık insanların katılmadığı, insanlarla birlikte yapılmayan hiçbir şeyin ilerlemeyeceğini, sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz. Sürdürülebilir kavramı içerisinde bu da var açıkçası. Dolayısıyla bir yerde bir parkı yaparken de, başka bir çalışma yaparken de orada yaşayanlarla birlikte üretmek, birlikte tasarlamak, belki birlikte orada bu süreçleri yürütmek gerekiyor. Bu yüzden işin her anlamında katılımcı süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. İşte afet eylem planında olduğu gibi bir plan yaklaşımında da ya da kararları alırken de yine aynı şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz. Son dönemde son iki meclis toplantımızı örneğin mahallelerde yapmaya başladık. Bir tanesini HOPA Meydanı'nda yaptık öncelikle. Sonrasında da yine bir mahallemizde bu toplantıları gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçlerde de mahallelerde bu toplantıları yapacağız. Buradaki amaç orada yaşayan halkın bu alınan kararlara daha fazla katılmasını sağlamak. Çünkü biz halk yararına çalışıyoruz. Kapılar ardında çalışmıyoruz. Halk için çalışıyoruz. Halkın sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz. Onların da bu çözümlerden haberdar olması, katkı sağlaması bizce olması gereken şey. Dolayısıyla da bu tür katılım süreçlerini yürütmeye çalışıyoruz. We'll be right back.